Stok hareketleri ürün ekleme yöntemleri. Herhangi bir işlem tipinde stok hareketi girerken belgeye farklı yöntemlerle ürün eklemesi yapılabilir. Şimdi bu ürün ekleme yöntemlerini öğrenelim. Öncelikle işlem tipi, tarihi, depo ve giriş çıkış seçenekleri belirlenir. Tek tek ürün eklemek için Ürün, barkod, stok no veya isminden aratılarak bulunur. Ürünün miktarı girilir ve ekle butonuna tıklanır. Excel'le toplu olarak ürün eklemek için, boş bir Excel sayfası açılır. A sütunu stok numarası, B sütunu miktar, C sütunu maliyet, D sütunu seri numarası alanıdır, bu sıralama sabittir. Her sütuna bir veri gelecek şekilde sırasıyla stok no ve miktarları girilir. Eğer üründe seri takibi varsa, Örneğin cep telefonlarının e numarası gibi stok no, miktar, maliyet tutarı ve seri bilgileri girilerek Excel oluşturulur. Aktarmak istenilen ürünler için Excel'de hazırlanan verinin olduğu alanlar seçilir ve bu alanlar kopyalanır. Ekranın alt tarafında bulunan barkodtan oku butonuna tıklanır. Verinin aktarılması için açılan pencereye CTRL artı V tuş kombinasyonuyla veriler yapıştırılır. Aktarmak istenilen ürünler Diva'da tanımlıysa ve dosyada başka sorun yoksa Aktarım başarılı mesajı gelir. Sonrasında liste otomatik olarak yenilenir ve Excel'deki verileriniz Diva'ya aktarılır. Son olarak kaydet butonuna tıklanarak belge kaydedilir. Daha önce sisteme girilmiş satın alma faturası veya irsaliyesinden yükleme yapmak içinse bu özellik sadece şubeler arası transfer işlemlerinde kullanılır. işlem tipi açılır listeden, şubeler arası transfer veya transfer seçeneği seçilir. Belge tarihi, depo ve çıkış alanları seçildikten sonra satın alma faturası ve satın alma irsaliyesi alanları aktif hale gelir. Çağırmak istediğiniz belgenin 10 haneli diva numarası girilir ve ekle butonuna tıklanır. Bu işlem sayesinde ilgili fatura veya irsaliyedeki tüm ürünlerin otomatik olarak listeye eklenmesi sağlanır. Hızlı barkod okuyla ürün ekleme Eğer barkod okuyucusu kullanılıyorsa, ürün barkodları okutularak hızlıca ekleme yapılır. Öncelikle işlem tipi, tarihi, depo ve giriş çıkış seçenekleri belirlenir. Alt tarafta bulunan hızlı barkod oku butonuna tıklanır. Pencere açıldıktan sonra ürün okutulur. Ürün seri takibi yapılıyorsa önce barkod, daha sonra serisi okutulur. Belgeye eklemek istenilen ürünleri okutma işlemi bittikten sonra tamam butonuna tıklanır. Böylelikle okutulan ürünler listeye otomatik olarak eklenir. Aynı zamanda hızlı barkod oku sayfasına gitmeden de barkod okutulabilir. Öncelikle işlem tipi, tarihi, depo ve giriş çıkış seçenekleri belirlenir. Sonra ürüne ait barkod okutulur. Başarılı şekilde okunan barkod otomatik olarak listeye eklenir. Son kontroller yapıldıktan sonra belge kaydedilir. Stok hareketleri ürün ekleme yöntemleri